Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 6. dersimizdeyiz. Trigonometrik özdeşlikler bir konusunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi trigonometrik özdeşlik özdeşlikler bir konusunda ilk önce bir hazır bulmuşluğumuzun olması lazım. O nedir? O 10. sınıfta görmüş olduğumuz özdeşlikler kısmının o özdeşlikleri bir hatırlamamız lazım. İlk önce onları bir hatırlayalım. Ondan sonra trigonometrik özdeşliklere geçeriz. Şöyle boş sayfada onları bir hatırlamaya çalışalım. Şimdi bilmemiz gereken özdeşliklerden en önemlisi ilki şu arkadaşlar. a kare eksi b kare özdeşliği. İki kare farkı diyoruz buna. Bunun açılımı a artı b çarpı a eksi b. Bir önceki derste bundan bahsetmiştik. Sin kare x artı kos kare x birdi ya. Karşıya attığımız zaman bir eksi sin kare x veyahut da bir eksi kos kare x özdeşliğini yazmamız gerekiyordu. Bunun yanında bunun bir e, muadili a üzeri 4 eksi b üzeri 4. Bu da iki kare farkının aynısı. a kare eksi b kare. a kare artı b kare. E, burada a kare eksi b kare. a ve b yerine sin ve kos geldiği zaman kareleri toplama 1 olacak. Oradan şöyle bir güzellik olacak bize burada. Sonra a küp artı b küp özdeşliği. a küp artı b küp özdeşliği. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare olarak bilinecek. A küp eksi b küp özdeşliği a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare olarak bilinecek. Tamam mı? Yani bunları akılda tutmak için şöyle 3-5 kez yazdığınız zaman zaten mantığını bir şekilde anlarsanız aklınızda kalır. Ben şöyle diyorum. A küp artı b küp topluyorum bunları. Arada artı işareti varsa artı yazıyorum. Burası sanki tam kareye benziyor ama burada bir tek 2 yok şuradaki işaretle şuradaki işaret birbirinin zıttıdır diye bir şekilde aklımda tutuyorum. Siz de bir şekilde aklınıza tutma yöntemleri geliştirebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi buna bağlı olarak gelelim biz trigonometrik özdeşliklerimizi artık bunlara uyarlayacağız. En bildiğimiz özdeşliğimiz zaten sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Bir daha bir hatırlatma yapalım. Örneğin biz sin kare x'i yalnız bırakırsak bu 1 eksi cos kare x olacaktı. 2 kare farkından 1 eksi kos kare x'i de 1 artı kosinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x olarak yazabiliriz. Tamam elimizde böyle bir bilgi var. Aynı şeyi kos kare x içinde yapabiliriz. Sonra tanjant x gördüğümüz zaman ilk önce aklımıza sinüs x bölü kosinüs x yazmak gelecek. Tamam tanjant x gördüğümüz zaman sorunun içinde Sin x, x bölü kosinüs x yazacağız. Kotanjant x de biliyorduk ki tanjantın tam tersiydi. Yani çarpmaya göre tersiydi. O zaman bunun yerine de kosinüs x bölü sinüs x yazacağız. Tamam mı? İlk yapacağımız şey bu. buradan sonra ilerlemezse başka bir şeyler de yapabiliriz. Önemli olan şu özdeşliğimiz de vardı. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1'dir. Bunu da unutmayacağız. Sekant gördüğümüz zaman hemen 1 bölü kosinüs yazacağız. Kosekant gördüğümüz zaman da şurası kosekant olacak. Heh, hemen 1 bölü sinüs x yazacağız. Tamam mı? Özdeşlikleri yani şimdi biraz sonra sola da göreceğiz. İşte bunun eşidi nedir ya da en sade hali nedir gibi sorularda bu bilgilere göre çözeceğiz. Tamam mı? Daha önce bunları daha önceki bölümde anlatmaya çalıştık. Şimdi artık iyice bir irdelemeye çalışacağız. Bak şimdi ifadesinin eşidini bulunuz. Şimdi bu ne? Sinüsün dördüncü kuvveti artı kosinüsün dördüncü kuvveti artı iki tane sinüs kare x çarpı kosinüs kare x. Şimdi mantıken biz şunu yaparsak sinüs kare x yerine a yazarsak kosinüs kare x yerine b yazarsak bak bunun ne olduğunu sezmeliyiz. Şimdi sinüs kare yerine a yazarsam bunun karesi sinüs dördüncü kuvveti olacak ya a kare olmalı. Artı şurası b kare artı şurası da 2 çarpı a çarpı b. Yani sin kare x yerine a yazdım. Kos kare x yerine b yazdım. Bunu hemen gördüğüm zaman zaten a artı b'nin karesi olarak bilmem gerekiyor. E artık a ve b yerine değerlerini yazayım. Buradan ne oldu? Sinüs kare x artı kosinüs kare x'in karesi oldu değil mi? E biz biliyoruz ki bu zaten 1. E 1'in karesi de 1'dir. Buradan şu özdeşliği görmemizi istemişiz. Tamam mı? Örnek bir bu şekilde geçti. Şimdi örnek 2. Sinüs x artı kosinüs x 1 bölü 4 verilmiş toplamları ve çarpımları soruluyor. Bak toplamları ve farkları verildiği zaman çarpımlarına ulaşmak için bunun karesini almak gerekir. Mantık bunu der. Bunun karesini alırsam tabii ki sağ tarafında karesini alacağım. E bu a artı b'nin karesi gibi davranıyor değil mi? O zaman birincinin karesi sinüs kare x. Artı birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. 2 tane kosinüs x çarpı sinüs x artı ikincinin karesi kosinüs kare x. Eşittir 1 bölü 4'ün karesi zaten 1 bölü 16 yapıyor. E biz biliyoruz ki sinüs kare x ile kosinüs kare x zaten 1. 1 artı 2 tane kosinüs x çarpı sinüs x eşittir 1 bölü 16 oldu. Artık buradan sonrası kolay değil mi? 2 tane cos x çarpı sinüs x eşittir. Karşıya atıyorum. 1 bölü 16 eksi 1. Ne yaptı? Eksi 15 bölü 16. O demiş ki ben sinüs x çarpı cos x'i arıyorum. E, i̇ki tanesi eksi 15 bölü 16 ise değil mi? Artık 2'ye böldüğüm zaman bir tanesi de yani cos x çarpı sin x de eksi 15 bölü 32 yapar. Yani toplamları veyahut da farkları verildiği zaman çarpımlarına geçmek istiyorsak hemen karelerini alıp işi bitirmemiz gerekiyor. Tamam. Örnek 3. Soru bankalarında bu tarz sorular da sorulabilir. Demiş ki A'yı 2 artı sinüs x olarak tanımlamış. B'yi de 3 eksi kosinüs x olarak tanımlamış. Buna göre A ile B arasındaki bağıntıyı bulun. Yani ilişkiyi bulun. E bizim bildiğimiz ilişki ne? Sinüs ile kosinüsün arasındaki bildiğimiz ilişki ne? Sinüsün karesi artı kosinüsün karesi eşittir 1. Değil mi? E ben buradan sinüs x'i yalnız bıraksam. Şöyle sinüs x'i a eksi 2 olarak yalnız bıraksam. Sonra eksi kosinüs x'i de eksi kosinüs x'i de 3 eksi b olarak ya da b eksi 3 olarak yalnız bıraksam. Kosinüs x'e geçiş yapabiliriz. Kosinüs x nedir? 3 eksi b'dir. E şimdi biz dedik ki bunların kareleri toplamı 1 ise ben de bunların karelerini alırsam iş biter değil mi? Şimdi bunun karesi sinüs kare x eşittir. Bunun karesi a eksi 2'nin karesi. Sorudaki duruma göre arkadaşlar açabilirsiniz. Ama şu anlık ben böyle bırakacağım. Artık o şıkların durumuna göre size bir hareket tarzı sağlar. E, cos kare x'te karesini alıyorum. 3 eksi b'nin karesi. E ne dedik? Topladık bunları. Topladığımız zaman sinüs kare x artı kosinüs kare x yaptı. Buradan da a eksi 2'nin karesi artı. Şimdi şurada 3 eksi b var ya. Ha 3 eksi B yazmış. Ha da, ya da B eksi 3 yazmış. Kuvvetler çift olduğu zaman arkadaşlar toplamaya göre terslerini kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani daha güzel gözükmesi açısından B eksi 3'ün karesi yazabilirler. Tamam mı? Yani şıklarda 3 eksi B'yi görmedik diye yanlış yaptık diye düşünmeyin. E burası bir. E artık ilişkimiz belli. A eksi 2'nin karesi ile B eksi 3'ün karesinin toplamı 1. Ki zaten bunu da test kitaplarında şıkları yazarken açmazlar arkadaşlar. Çünkü açtığı zaman çok uzun bir yer kaplar. E, o yüzden de bu şekilde bırakırlar. Tamam mı? E bak aynısı. Aynısı. Ne diyor? M ile ne arasındaki ilişkiyi bağıntıyı bulunuz. E yine buradan 3 tane sinüs x m ise ben biliyorum ki sinüs x'i m bölü 3 yazabilirim. 4 tane kosinüs x n ise o zaman kosinüs x'i de n bölü 4 yazabilirim. E yine kareleri toplamı 1 olduğu aklıma geliyor. Sinüs kare x o zaman m kare bölü 9. Kosinüs kare x de n kare bölü 16 değil mi? E artık ben buradan bunların kareleri toplamı 1 ise e bunları da toplarım değil mi? m kare bölü 9 artı n kare bölü 16 olarak yazarım ve işi bitiririm. Burada payda falan eşitlemezler arkadaşlar. Bu şekilde kalır bu. Tamam. Yani çok da meraklılarsa payda işlemi eşitlerler tabi sıkıntı olmaz. Geldik 5. örneğe. Bak şimdi karşınızda 1 artı kosinüs x var ve 1 eksi kosinüs x var. Normal rasyonel ifadelerde bunu gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Payda eşitlersiniz değil mi? Yani buradaki sayı ifadeyi 1 eksi kosinüs x ile buradaki ifadeyi de 1 artı kosinüs x ile çarparsınız. Çarpalım. Burası 1 eksi kosinüs x artı burası da 1 artı kosinüs x bölü bölü 1 artı kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x yaptı. Şimdi üst tarafa bakalım. Üst tarafta şunlar gitti. Güzel. Ne kaldı? 2 kaldı. Alt tarafta 1 artı kosinüs x çarpı 1 eksi kosinüs x hemen çarptığım zaman bunu 1 eksi kos kare x yaptı. Değil mi? Hemen bunun da icabına bakmam lazım arkadaşlar. Hemen buna sinüs kare x yazmam lazım. 2 bölü sinüs kare x varsa şıklarda işaretle. Yoksa 1 bölü sinüs hemen şurada hatırlatalım. 1 bölü sinüs biliyorduk ki kosekant x'ti. E, karesi de olduğu için buna da kosekant kare x diyebiliriz. Tamam mı? yani şıkta bunu da bulabilirsiniz. 2 bölü sin kare x'i de bulabilirsiniz. O artık e, kitabın durumuna bağlı. Tamam. Geldik buna. Bak aynısı. Burada ne yapacağız? Yine aynısı. 1 eksi sinüs x ile çarpacağız. Burayı da 1 artı sinüs x ile çarpacağız. Şimdi 1 artı sinüs x ile çarpıyorum. Şurası 1 artı sinüs x. Özür dilerim. Şuraya 1 eksi sinüs x yazacaktım. Heh. 1 eksi sinüs x ile 1'i çarptım. 1 eksi sinüs x artı. Bununla da 1 artı sinüs x'i çarptım. Bu bölü. Artık şuraya 1 artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x. 1 eksi sinüs kare x yazma hakkım var değil mi? Tamam. Bu ne yazdık? Artı sinüs x ile eksi sinüs x gitti. 2 oldu. Şurasında zaten cos kare x diyorsunuz. 1 bölü cos kare x de sekant o. 1 bölü da sekant olduğu için karesi olduğu için 2 tane sekant kare x olarak özdeşi bulunabilir. Tamam. Bak çok böyle sakin sakin iş yapıyorum. Heh. Şimdi geldik buna. Bak bunda şöyle derin bir nefes alalım. Ve düzgünce çözmeye çalışalım. Şimdi c üzeri 6. E, bunlara kısa olsun diye kosinüse c sinüse s demişiz. Bunun eşidi nedir diyor. Şimdi bakalım bunun eşidi nedir? Şimdi ilk önce biz ne yapalım? Şimdi 6. kuvvetten açmayı bilmiyoruz biz değil mi? Ve biz şunu yapabiliriz. Bizim elimizdeki bilgi. Kosinüs kare x artı sinüs kare x eşittir 1 ya. Bunun 1 olduğunu biliyoruz ya. Bizim buradan hareket etmemiz lazım. Bizim buradan hareket etmemiz lazım. Nasıl hareket edebiliriz? O zaman biz şöyle bir c kareyi alalım deme. Şöyle c kareyi alalım. Şimdi Şu c kare bize lazım olacak çünkü. C karenin kübü diyelim şuna. Artı şu da 3 tane c kare s kare yapsın. Yapacak bir şey yok. Şuna da s karenin kübü diyelim. Şimdi bak dedik ya en başta hani A küp artı B küp özdeşliğini de bilmemiz gerekiyor diye. Şimdi şuradan A küp artı B küp özdeşliğini bir yazalım. Bir gözümüz görsün şunu. Kopya çeke çeke bu alttakini düzgünce yazmaya çalışalım. Tamam mı? Şimdi bu böyleydi. Şimdi bak A küp artı B küp de A artı B yazmış. Biz de burada o zaman şunu açacağız biz A küp artı B küp olarak. Şu ve şunla uğraşıyoruz. Şu an bununla alakalı yapacağımız çok fazla bir şey yok. Şimdi ne yazmış adam? A artı B yazmış. O zaman ben de ne yazacağım? C kare artı S kare yazacağım değil mi? C kare artı S kare yazacağım. Çarpı. Sonra bakacağım. Karesini yazmış bak. Yani bunun karesini almış. Yani C üzeri 4 arkadaşlar. Sonra eksi demiş. Eksi demiş bunları çarpmış. Yani C kare ile S kareyi çarpmış. C kare ile S, S kareyi çarpmış. Artı demiş B'nin karesi. Yani bunun Karesi, yani s karenin karesi s üzeri 4 demiş. Tamam mı? Sonra artı diyelim. 3 c kare s kareyi yazalım. 3 c kare s kareyi yazalım. Şimdi biz cos kare x artı sin kare x 1 ya. Bu bizim için önemli bir bilgiydi. Yani c kare artı s kare 1. Çünkü c ve s olarak niteledik ya. O zaman şurası 1. Ha, bak bundan kurtulduk. O zaman buraya geliyorum. c üzeri 4 eksi c kare s kare artı s üzeri 4 artı 3 tane S kare C kare. Hadi öyle yazayım artık. Ha, C kare C kare ha bu. Önemli değil. Eşittir. Bak 3 tane burada. Bir tane burada. 2 tane. C üzeri 4 artı. 2 tane S kare C kare artı S kare. Yani bunlar sinüs ve kosinüs. Kolay olsun diye böyle yazdık. Eşittir. Artık bunun da C kare artı S karenin karesi olduğunu hemen görmek lazım. Tamam mı? Bu üstteki de direkt bu. E bunun bir olduğunu biliyorduk. Birin karesi zaten bir yapar. Anlaştık. Yani çok dikkatli olmak lazım. Yani bir kere de çıkardığıma da şurada şükrediyorum şimdi. Çıkmaya da bilirdi. Bir yerde bir hata yaptığımız zaman sıkıntı yaşardık. Tamam. Sinüsle, kosinüste böyle orantı verildiyse ilk aklımıza gelen arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapmak. Şimdi bununla bunu çarparsam iki tane sinüs x. iki tane sinüs x. Artı dört tane kosinüs x. 4 tane kosinüs x eşittir. 5 kere sinüs x eksi 5 kere kosinüs x. Burada yapmam gereken sinüsler bir tarafa, kosinüsler bir tarafa toplanacak. Şu kosinüs eksi diye şu tarafı bir alayım. 4 tane burada, eksi 5 tane de burada e, artı olarak geçti. Ne oldu? 9 tane kosinüs x oldu. 5 tane sinüs x burada, 2 tanesi buraya geçti. Ne oldu? 3 tane e, sinüs x oldu, değil mi? Yanlış yazmayalım, sinüs x oldu. E, buradan da artık tanjant x diyor. Biz tanjant x'i biliyorduk ki sinüs x bölü kosinüs x olarak yazılıyordu. O zaman buradaki orantıdan biz tanjant x'i sinüs x şöyle 9 yazılabilir. Değil mi? 9 yazılabilir. Kosinüs x yerine de 3 yazılabilir. Oran olduğu için bu 9 bölü 3'ten de 3'ü bulabiliriz. Tamam. Bu örnek 9'da burada da kotanjant soruyor arkadaşlar. Fark eden bir şey yok. Hemen bunu da yapalım. İlk kere 4 8 tane sinüs x eksi 4 tane kosinüs x eşittir. 6 tane sinüs x artı 9 tane kosinüs x. Yine bir şeyler bir taraflara gitsin. Örneğin sinüs bu tarafa gitsin. 8 tane 6 tane çıktı. Kaldı 2 tane sinüs x. 4 tane buraya artı olarak geçti. Yaptı 3, 13 tane kosinüs x. Kotanjant x'i de biliyorduk ki biz. Kosinüs x bölü sinüs x. Değil mi? O zaman kotanjant x'e geçiş yapmak istiyorsak. Kosinüs x yerine şurada bir 2 alabiliriz. Sinüs x yerine de 13 alabiliriz. 2 bölü 13 diye bir oran bulup işimizi bitiririz. Anlaştık. Şimdi 10. soru. Bakalım 10. soruda ne yapacağız? Biraz dikkatli olalım. Bak. Şimdi tanjant x var. Kotanjant x var. Hemen tanjant x gördüğüm yere sinüs bölü kosinüs yazacağım. Ve bunları da arkadaşlar mümkün olduğu kadar böyle yanınızda müsvette kağıt taşıyın ki Oralarda yapın. Biraz bunların e, yazılışı çok. Bak zor demiyorum. Sadece sonuca varmak için yazmamız gerekiyor. Mecburen. Yani ben de yazıyorum. E, sonuçta bunu bir bakışta akıldan söyleyemiyorum. 1 artı ne yazacağım? Sinüs x bölü kosinüs x yazacağım değil mi? Tanjant x yerine bunu yazdım. Artı şuraya sinüs x bölü 1 artı kosinüs x bölü sinüs x yazmam lazım. Buradan sonra Artık şuradan bir payda eşitleyeceğim. Değil mi? Şöyle bir payda eşitleyeceğim. Kosinüs x'i bir yukarıya yazayım. Kosinüs x'i yukarıya yazayım. Kos x artı sinüs x. Kosinüs x artı sinüs x bölü bölü kosinüs x yazacağım. Değil mi? Artı burayı da sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x. Sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x yazacağım. Değil mi? Tamam. Şimdi buradan sonra artık bölme işlemi yapacağım. Bölme işlemine birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Yani kosinüs x bölü 1'i aynen yazacağım. Çünkü yukarıdaki bu. Yukarıdakini aşağıdakini de ters çevirip çarpmam lazım. Normal rasyonel ifadelerde işlem yapıyorum. Artık burada da aynı. Birinciyi aynen yazacağım. Birinci şu. İkinciyi de ters çevirip çarpacağım. Sinüs x bölü sinüs x artı kosinüs x eşittir diyelim. Paydalar eşit. Güzel. Bu bizim için iyi bir şey. Yukarısı kosinüs kare x artı artık paydalar eşit olduğu için tek paydada yazabilirim. Sinüs x artı kosinüs x paydasında yazabilirim. Şunların da çarpımı sinüs kare x yaptı. E buradan sonra kosinüs kare x artı sinüs kare x bildiğimiz üzere 1 zaten. 1 bölü sinüs x artı Kosünüs x olarak yazabiliriz. Burada kalır arkadaşlar. Bu ifadenin en sade hali budur. Tamam. Bu burada kalır. Şıklara da artık bunu bulmaya çalışırsınız. 11. 11'de ne yapacağız? Bak hep paylaşıyorum fark ettiyseniz. Ve artık karşıma gelen özdeşikleri kullanıyorum. Bunu 1 eksi kosinüs x ile bunu da 1 artı kosinüs x ile çarpıyorum. O zaman çarpalım. Şöyle sinüs x parantezinde e, 1 eksi kosinüs x bölü 1 eksi kosinüs x ile 1 artı kosinüs x'i çarpsam yapacak bana 1 eksi kos kare x. Artı burada da sinüs x parantezinde 1 artı kosinüs x'tir bu. Bölü bu da bir şekilde 1 eksi kos kare x yazılır. Tamam mı? Sonra geldim buna. Dağıtıyorum. Şöyle kesir çizgimi çizeyim. Çünkü paydalar eşit olduğu için 1 eksi kos kare x ile paydalar eşit i̇şte olduğu için bunu yapacağım. Dağıtıyorum. Sinüs x değil mi? Eksi sinüs x çarpı kosinüs x. Geldi burada artı sinüs x. Artı sinüs x çarpı kosinüs x. Bak burada artık bir şeyler birbirini götürmeli. Şunla şu birbirini götürdü değil mi? Buradan ne kaldı? Sinüs x, sinüs x, iki tane sinüs x, iki tane sinüs x, x. bölü. Burası da 1 eksi cos kare x gördüğüm zaman hemen sin kare x yazıyordum. Sin kare x yazdım. E şu sin x de şu sin kare x'in bir tanesi de götürsün. 2 bölü sin x yapsın. 2 bölü sin x'i bulamazsan şıklarda 2 tane kosekant x de diyebilirsin. Tamam. Yavaş yavaş yapıyorum. Çok sakin sakin. Yani acele yapıp e, yanlış yapmaya gerek yok. Tamam mı? Yavaş yavaş yapıyorum. Yanlış da yapabilirim. Ne yaparım? Silerim yanlışımı düzgün bir şekilde tekrar yapabilirim. Bak 2 bölü kotanjant x artı 2 bölü tanjant x. Hemen kotanjant x yerine cos bölü sin yazmam lazım. Şurada bir pay kısmını ayarlayayım arkadaşlar. Şurada pay kısmını bir ayarlayayım. 2 bölü ne yazmam lazım? Kosinüs x bölü sinüs x yazmam lazım. Artı burada da 2 bölü sinüs x bölü kosinüs x yazmam lazım. Şimdi ee, üst taraf 2, alt taraf bu. Ters çevirebilirim. Yani 2 tane sinüs x bölü kosinüs x yazabilirim. Artı 2 tane kosinüs x bölü sinüs x yazabilirim. Bunu pratik olarak da hani 1 bölü kotanjan tanjanttı ya. Direkt şu adımı yapmadan direkt zaten 2 tane tanjant x yazabilirdiniz. O da zamanla gelişir. Şimdi burada ne var? Bir ikiler var değil mi? Şimdi ikileri bir paranteze alalım biz. İkileri bir paranteze alalım. Şöyle sinüs x bölü kosinüs x artı kosinüs x bölü sinüs x ile bir ilgilenelim bakalım burada. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Yapacağımız şey basit. Şey yapacağız. Pay değiştireceğiz değil mi? Şöyle pay değiştireceğiz. Ve güzel bir şey gelecek bak. Sin x ile sin x'i çarptım. Ne yaptı? İki tane şu iki parantez olsun sinüs kare x yaptı. Değil mi? Şimdi şu yukarısı biraz karışmasın diye şuradaki adım nasıl olsa bizim işimize yaradı. Onu şuradan bir siliverelim biz. Tamam mı? Şunu şöyle bir silelim de işimiz görülsün. Şimdi iki tane sin kare x artı şu cos x ile cos x'i çarptım. Ne yaptı? Cos kare x. Bölü şunların çarpımı. Sinüs x çarpı kosinüs x. E burası bir, Burası 1. 2. 2 yaptı. 2 tane sinüs Sinüs x çarpı kosinüs x. Yani şu kocaman şey şu kocaman şey 2 tane sinüs x 2 bölü sinüs x bölü kosinüs x'miş. Tamam mı? Ezber yapmayın ama bazen böyle özdeşlik olarak yazılıyor kitaplarda. Gerek yok arkadaşlar. Şurada iki dakikalık bir işi var zaten. O zaman iki tane sinüs x çarpı kosinüs x çarpı birinciyi aynen yazın, İkinciyi ters çevirip çarparsam. Yani sinüs x çarpı kosinüs x bölü 1 yazarsam. Bu kurgu bu zaten. Aa, bunlar gitsin diyor. 2 bölü 1'den de 2 kalsın diyor. Tamam mı? Bazen dediğim gibi kitaplarda bunlar yazılıyor ama gerek yok. Tamam mı? Öyle sizin bilmeniz gereken özdeşlikler 3 veya da 4 tane zaten başka. Gerisi zaten türüyor. Buradan türüyor. Kosekant. Kosekant gördüğümüz yere hemen ne yazacaktık? 1 bölü sinüs x yazacaktık değil mi? Artı sekant gördüğümüz yere ne yazacaktık? Hemen 1 bölü kosinüs x. Tabii ki karesi varsa biz de karesini aldık birinci sinüs x, ikinci bir 1 bölü sinüs x. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarp. Artı birinci 1, bir, ikinci şu. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. E burası ne oldu arkadaşlar? Sinüs kare x. Burası ne oldu? Kosinüs kare x. Zaten bunların toplamı birmiş. Yani bu özdeşlik aslında sabitmiş ve bire eşitmiş. Siz x yerine ne yazarsanız yazın. Anlaştık. 14. 14'te de bak hep pay değiştiriyorum ilk etapta. Şurası 1 artı sinüs x. Şurası 1 artı sinüs x. Şurası kosinüs x ile pay değiştiriyorum. O zaman ne oldu? 1 artı sinüs x çarpı 1 artı sinüs x. 1 artı sinüs x'in karesi yazabilirim. Artı. Şurası da kos kare x. E, şurası da kos x çarpı kos x. Kos kare x yaptı. Bölü Bunları dağıtmayın arkadaşlar. Dağıttığınız zaman güzel bir şey geliyorsa dağıtın da. Mesela cos x de 1 artı sin x'i dağıtsam ne olur? Dağıtmasam ne olur? Hiç gerek yok. Şöyle cos x çarpı 1 artı sin x yazabilirim. Tamam mı? Çünkü dağıtsanız da güzel bir şey gelmeyeceği için tekrar toplamak isteyeceksiniz. İki iş yapmış olacaksınız. Burada kare alalım. 1 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki tane sin x artı ikincinin karesi sinüs kare x artı Artık kosinüs kare x var. Bak hep aynı yere varıyor. Gördünüz mü? Bak şuraya bak. Bak bir gene. Orası birse. bir burada bir burada ha, aşağısında yazalım da eksik kalmasın. Yani kosinüs x artı bir artı sinüs x. Bak bir burada bir burada etti sana iki. Şöyle yapayım. Etti sana şöyle iki artı. İki tane sinüs x oldu. İki tane sinüs x. Şurası kosinüs x parantezinde bir artı sinüs x yaptı. Artık olay anlaşıldı. 2 parantezinde bir artı sinüs x bölü kosinüs x. Anam yazamadım dur. Kosinüs x. Şurası kosinüs x. Parantezinde bir artı sinüs x. Bir e artı sinüs x'ler gitti bak. Şu 2. 2 bölü kosinüs x kaldı. 2 bölü kosinüs x'in de artık eşitini bilmeyen de ne bileyim ben değil mi? Sekant x. Ben de bir yanlış yazıyormuşum. Ondan sonra bak gari muhabbete. Tamam. 2 bölü sekant. 2 tane sekant x. Şimdi arkadaşlar buraya kadar bu derslik yapalım. Tamam mı? Çünkü çok fazla üzerine bindirme yapmayalım. Bu ders burada keselim. Hemen pazartesi günü olacak dersimizde nasipse e, ikinci bölümünü özdeşiklerin ikinci bölümünü yapalım ve özdeşikler kısmını bitirelim. Anlaştık mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinize çalışın, sorularınızı çözün. İnşallah faydalı oluyordur bu dersler.